Efendim gazetelerin ön sayfa ayrıntılarına başlayalım. Küçükbaş desteği %100 artıyor Yeni Düzen gazetesinin. Bugünkü manşeti Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, tarım reformunun Şubat ayının ilk 10 günü içinde hayat bulmasını amaçladıklarını açıkladı. Su yönetimi için kamu özel ortaklığı noktasında Türkiye ile görüş birliği sağlandı. En son rötuşlarla yakın zamanda süreç sonuçlanacak diyor Erkut Şahali. Tarım reformu için en kötü ihtimalle Şubat ayının ilk 10 günü içinde nihai kararı verip uygulamaya başlayacağız. Üretim mi, üretici mi desteklenecek? Avrupa Birliği'nin yaklaşımı üretimin desteklenmesi. Bizler de bu yönde ilerleyeceğiz. Yani üreten her kimse desteklenecek. Eğer mevcut uygulama değişmezse bu yılki öngörümüz Haziran ayında elimizdeki ödeneklerimizi tüketmiş olacağız. Halihazırda 70 milyon lira bütçe açığımız var. Üretici birlikleriyle resmi bir toplantıya oturuyoruz. Aralarında kamu görevlileri de var. Devlet kamu görevlilerine destek öder. Onlar bizim faaliyet alanlarımız içinde yer işgal eder. Yönlü şikayetler yapılıyor. Bunu yadırgamamak mümkün mü? Önünüzdeki yıl 30 liradan 80 liraya kadar değişen farklı destek programları söz konusu olacak. Küçükbaş hayvancılığa verilen destek 2016 yılında 2015 yılına göre %100 artırılmış olacak. Bakanlığın adında gıda var ancak gıdayla ilgili merkezi bir organizasyon henüz yok. Gıda güvenliğini sağlayacak bütün unsurların tek çatı altında yer almasına ihtiyaç var. Bugün Toprak Ürünleri Kurumu'nun bilançosunda yer alan borç korkunç boyutlardadır. Ama bu borç yükünün devlet kefaleti olmayan kısmını göz önünde tutarsanız Toprak Ürünleri Kurumu aslında az bir zararı olan ama mali kondisyonu da yerinde olması gereken bir kurum gibi görülür diyor. Erkut Şahali ile konuştuğu Fayka arkadaşımız, Fayka Arseven kişinin mülakatı Yeni Düzen'de yer alıyor ayrıntılarıyla. Kamu reformunda son 15 gün hayırlısıyla Mausa peş peşe ölümlerle sarsıldı. Mausa son aylarda peş peşe gelen özellikle de genç ölümlerle sarsıldı. Mausa'nın tanınan sevilen simalarının beklenmeyen ölümlerinin sıklıkla yaşandığı son dönemde öğrencilerin esrarengiz ölümleri de dikkat çekiyor. Geçen aylarda beton zeminde ölü bulunan 22 yaşındaki Nijerya uyruklu bir öğrencinin ardından geçen haftada 20 yaşındaki bir Libyalı öğrenci kaldığı evde ölü bulundu deniliyor. Neden bu esrarengiz ölümler, neden öğrenci ölümleri rastlantı mı? Soru işareti var bu konuda. Ve Anastasiadis'in açıklamaları 5 yıllık sürenin sonuna kadar Kıbrıs yeniden birleşecek dedi. Ve Trodos'taki barış gezisi Edo'nun Kıbrıs gençliği barışın ve yeniden birleşmenin yolunu açıyor. Temalı geleneksel Trodos gezisine kuzeyden de yoğun katılım oldu. Gençler şarkılar ve danslarıyla barışa destek verdi. Yeni düzenin sonrasında Kıbrıs'la devam ediyoruz. Toprak ve güvenlik en büyük sorun. Müzakerelerde temel özgürlükler, nüfus oranı, merkezi devletin yetkileri, Avrupa Birliği ve ekonomi konularında önemli yaklaşımlar sağlandı. Müzakerelerde toprak ve güvenlik başlıklarıyla mülkiyette devam eden anlaşmazlıkların, prosedürün nihai pazarlık aşamasına girmeden önce çözülmesinin zor olduğuna dikkat çekiliyor. Anastasiadis'in tek yanlı müdahale hakkının tasfiyesini içermeyecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceği üzerinde özellikle durulurken, önümüzdeki günlerde federal devletin güvenliği konularında alternatif çözümler bulunması için garantör güçlerle Aydın'ın katılacağı diplomatik çalışmaların tavan yapmasının beklendiği dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Akıncı için dönüşümde başkanlığın olmazsa olmaz olduğu ve ciddi toprak düzenlemeleri konusunda tavizsiz göründüğü iddia edilirken, mülkiyette de çoğu durumda bugünkü kullanıcıya öncelik tanıyacak otomatiğe bağlanmış prosedürde sonuna kadar ısrar edeceği belirtiliyor. Kıbrıs Rum lider Anastasiadis'in ise garantilerin kaldırılması, güzel yurtu da içeren daha çok toprak iadesi ve anlaşmanın ilk günü Maraş'ın anında teslimiyle birlikte 20 bin Türk askerinin çekilmesini talep ettiği ifade ediliyor dedi Kıbrıs gazetesi. İmparator Kıbrıslı Türk, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul Emit Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs standını ziyaretinde babasının Kıbrıslı olduğunu anlattı. Bu yıl Cikler gelmedi. Tepebaş Avcılık ve Atıcılık Birliği'nin düzenlediği 2. Cikler Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Bu yıl Cikler gelmedi başlığıyla aktarıldı haber.
47.7 bin kişinin çalışma izni var. Çalışma izni merkezinin verilerine göre 12 aylık sürede ilk kez başvuruda bulunan 18.106 yabancı uyrukluya izin verildi. Asgari ücret mutfağa yetmiyor. Ocak ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı yaşayabilmek için mutfağa yapması gereken harcama 2.995 Türk lirasına ulaştı. Kredi hacminde %2 azalma var. Eylül 2015'te 10.1 milyar Türk lirasıyla ülkenin bankacılık tarihindeki en yüksek noktasına ulaşan kredi hacmi Kasım ayında 9.9 milyar Türk lirasına geriledi. Bu haberin detayları da Kıbrıs'ın iç sayfalarından aktarılıyor okuyuculara. Evet, Fatih Terim KKTC standını ziyaret etti. Babasının Kıbrıslı olduğunu anlattı. Ve turizm fuarında %100 başarı elde ettik. Bu sene herhalde turizm iki misline katlanır imparatorun teşviğiyle, desteğiyle. Ne oldu da ilginç bakan? Öyle şey gibi. Tabii ki. Yani beğenmedin, tabii yani Fatih Terim'i beğenmedin yoksa Fatih Terim'in ziyaretini beğenmedin. Fatih Terim'i niye beğenmeyeyim? Ne bileyim. Ben beğenmem zaten da. Fatih Terim'i beğensin ne olur sen, beğenmesin ya da ben beğensin ne olur, beğenmesin ne olur. Ama bizim turizmimizi patlatır mı ekonomi patladığı gibi bilemem. Ama turizm için yapılması gereken çok şey var bu ülkede. Yollarımızdan tut, tarihi eserlerimizin korunmasına, ne sunacağımız turistlerimize iyi bir turizm programı var mıdır bu ülkede. Ama esas olan benim turizmden anlayışım bu ülkede kumarhaneli otellerin tanıtılması ya da onların daha çok müşteri çekmesi değildir. Benim ülkemdeki yatırımcılar, turizmciler ayakta durabiliyor mu? Onlara müşteri çekebiliyor musunuz? Pazarlanabiliyor mu? Tur operatörleri ilk sırada benim geldiği kumarhanesi olmayan, daha çok buranın kültürüne dönük faaliyet gösteren otellerimi, küçücük otellerimi tanıtabiliyor mu? Benim için önemli olan odur. Yani eline broşürü aldığında ağırlıklı olarak onları mı görür? Ya da Türkiye'de turizm dendiği zaman akla hala kumarhane gelir mi örneğin? Çünkü deniz her yerde var. Evet, denizimiz bizim güzel. Türkiye'nin bir başka yerinde de girebilirsiniz denize. Kimi zaman kumundan rahatsız olursunuz. Kimi zaman soğuğundan rahatsız olursunuz. Evet, güzeldir denizimiz ama sadece denizi pazarlayamayız biz. Ya da sadece güneşimizi pazarlayamayız biz. Doğrudur, güneşimiz de güzeldir. Her şey güzeldir adanın. Biz burada olduğumuz için de bize ayrıca güzel gelir ama eline biri aldığı zaman broşürü bu otelleri mi görür? Yoksa kumarhaneleri olan o büyük otelleri mi görür? Daha fazla içine kapanıp turist tutan, ne taksicisinin faydalandığı, ne restorancısının faydalandığı, ne esnafının faydalandığı oteller midir? İlk gözüne çarpan benim için odur. Hala kumarhane midir? Hala büyük konserler midir oralarda verilen? Oysa eğer turizm anlayışı oralardan bakıldığında çok anlamı yok benim için. Evet, ama Fatih yeni Terim. Bir hafta, yeni bir ay. Evet, Fatih Terim'in babası Kıbrıslı. Onun için güzel başlayalım haftaya. Fatih Terim pişman olacaktı zaten bu kadar laf duyacağına. Vazgeçti. Yok, Fatih Terim'lik bir konu değil bu. Bunun hiç Fatih Terim'le alakası yok. Şimdi zaten ben de merak ettim işte Fatih Terim nedir şu anda görevi? Türkiye'de milli takımların genel bir şeyidir, koordinatör müdür, ney midir bilmem. Yani yıllık geliri, aylık geliri 200-300 bin TL civarında bir para alır. Bu tarafını geçtim. Mesela Fatih Terim'e sordu mu Turizm Bakanı bizim Sucuoğlu? Bak bakayım, sordu mu? Acaba niçin Türkiye'deki takımlar Kıbrıs'a gelmez? Spor da bir turizm çeşididir. Kendi zamanında geldiydi. Antrenmanlarını. Kendi zamanında geldiydi antrenman yapmaya Galatasaray'da oynarken. Hatırlarım, maç yapmaya da gelirlerdi. Niçin yollamazsınız takımlarınızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu kadar seversiniz madem diye sorsaydı Faiz Sucuoğlu ve ekibi, Kemal Denizdanay'ı da görüyorum yeni müsteşar çiçeği burnunda. O zaman haber yerine otururdu. Fatih Terim'in KKTC standını ziyaret etmesi, evet, oradakiler için bir, anladım yani, bir nostaljik bir şey
olmuş olabilir. Ama bak şeylerde ilgili açıklaması var. Fatih Terim, Kuzey Kıbrıs'ın ambargolar altında spor faaliyetlerini yürüttüğünü bildiğini ve bu durumdan dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirerek Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapma olanaklarının oluşturulması için girişimde bulunacağını söyledi. Ne olur girişiminin sonucu bilemem. Otellerin antrenman sahası ve spor tesisleri yapması için teşvik edilmesi gerektiğini de söylüyor Fatih Terim ve bu sayede kamp yapmak için takımların otellerde konaklayabileceğini ifade etti. UEFA ve FIFA'dan görüş alarak Kuzey Kıbrıs'ta milli takım düzeyinde kamp yapma olanaklarını da görüşeceğini dile getirdi Fatih Terim ve milli takım düzeyi olumsuz sonuçlanırsa takımlar düzeyinde de yani onun farkında takımlar düzeyinde de Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapılması yönünde girişim başlatacağını belirtti. Ayrıca yemeklerimizin de güzel olduğunu söylemiş Fatih. Tamam. Yani Fatih bunları söyledi. Fatih bugüne kadar doğru, kendi üzerine düşün. Nerede yaşardı? Antarktika'da mı yaşardı? Tamam yaptı. Sen de hiçbir şeyden memnun olma. Bizimki, yani Şubat'ın hayır zaten, biri yeni bir ay, yeni bir aya başladık. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın daha başladık. Hayır zaten bizimkiler ne söyledi? Ona bak. Bizimkiler bir şey söylemedi. Bizimkiler bir şey söylemedi. İlle bir şey bulurum. Bak bakayım. Yani bununla ilgili bir şey söylediler. Evet, Fatih Terim araştıracak ve diyecekler ki kendine hayır gidemezsiniz, yapamazsınız. Sahaya değil sahaya, şeye bile çıkamazsınız. Bak yani sürekli sana okuyacak bir şeyim var her sırrıma. Sucuoğlu yani Faiz Sucuoğlu yani Turizm Bakanı. Sporun turizme katkıda bulunmasının ülke turizmi için de bir artı olacağını söyleyerek Antalya'da olduğu gibi spor turizmi adı altında yapılan turizm modelinin ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını söyledi. Ha, beklediğin cümle Türkiye burada karşılaşma yapamaz. Gelip bizde işte antrenmanlarını da yapamazlar. Milli takım düzeyinde olamayacağının farkındadır Fatih Terim. Ve konuşması da öyle, en azından takımlar bazında diyor. Ama yani Faiz Sucuoğlu'nun da hani bir açıklaması var. En azından beklediğin olmasıdır. Evet. Peki. Ben çok mutlu oldum bu detayları verdiğin için. Çünkü önemli olan buydu. Ve Fatih Terim'in araştırmasından, Faiz Sucuoğlu'nun soruşturmasından sonra ortaya çıkacak ki Türkiye takımları gitse Leymus'una gider, Larnaka'ya gider, Bafa gider. Ama Girne'ye gelemez. Mamusa'ya gelemez. O yüzden birbirimizi kandırmaya ve mış gibi yapmaya devam ettiğimiz sürece sonuç havadisin manşetinde olduğu gibi olur. Bir satıp 13 alıyoruz. Eskiden bir koyup 3 alıyordu. Turgut Özal'ın öyle bir söylemi vardı. Irak Savaşı'na girerken Türkiye bir koyup 3 alacağız demişti. Sonra bunun tersini bir şekilde söyleyip kendisine epey fırça atmışlardı siyasi rakipleri. Çünkü savaşa girince sadece şehitler döner eve ve bölgeye huzursuzluk gelir, kin tohumları ekilir. Lakin işte son 20 yıl önce, belki daha fazla süre önce yaşanan çatışmalar bölgeyi tam bir 3. Dünya Savaşı görüntüsüne soktu. Irak, Afganistan, Suriye, zaman zaman Lübnan ve Orta Doğu'nun zaten İsrail'de Filistin, İsrail kavgası bitmiyor. Dolayısıyla öyle 3 koyup, 1 koyup 3 almak yok. Biz de 1 koyup 3, 13 alıyoruz. Ama 1 satıp 13 alıyoruz. KKTC 2015 yılında Türkiye'den 783 milyon dolardan fazla ithalat yaptı. KKTC'den Türkiye'ye ihracat ise sadece 58 milyon dolarda kaldı. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a 2015 yılında 783 milyon dolar ihracat yapılırken Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye ise sadece 58 milyon dolar ihracat yapıldı. KKTC Türkiye'ye sattığı her bir birim mala karşılık 13 kat daha fazla mal alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 yılında Türkiye'den gerçekleştirdiği 1.387.000 dolarlık ithalatla son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2013 yılında 999 milyon dolar, 2012'de 972 milyon dolar olan ithalat 2014'te 1 milyar doları buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'den en fazla ithali 363 milyon 96 bin dolarla kimya sektöründe yaptı. Türkiye'den hububat,
bakliyat, yağlı tohum ve mamullerinde 83 milyon dolar ve elektrik elektronik eşyada 75 milyon 405 bin dolar tutarında ithalat yapıldı. Ben bu tür haberleri otomatik olarak İran Büyükelçiliğine atanan Halil İbrahim Akça'ya gönderiyordum. Artık onun yerine bakan ve onun gittiği yola soyunduğu izlenimi veren, her türlü iç ve dış müdahaleyi uygun gören, reva gören, kendisine biat eden şahıslar vasıtasıyla toplumun algısını yönetmeye çalışan Ertan Tosun'a göndereyim. Bir satıp 13 alıyoruz. Ya havadis göndersin, daha yakındır orada. Daha yakından bir faks çeksinler bugünkü ön sayfayı ve göndersinler. Arşivine girsin Türkiye Yardım Heyeti'nin Lefkoşa'daki. Çünkü bizi üretmeden tüketme noktasına getiren mali ve ekonomik akla uygun olmayan protokollerin mimarları bu işlerden birazcık başlarının ağrıması lazım. Sadece bizim siyasilerin ve bürokratların değil, onların zaten ağrıyor. Biraz da Türkiye'nin buraya gönderdiği bürokratların, yani memurların başında ağrıması gerekiyor. Neden bu noktaya geldik ve daha kötü noktaya gideceğiz? Bunun da böyle algılanması lazım. Tepkim çok sert ve büyük olacak dedi Mehmet Armancı. Ne konuda? Su konusunda. Suda ortaya çıkan son modelin kabul görmesi durumunda Lefkoşa Türk Belediye Başkanı olarak ciddi tepki ortaya koyacağını ve bunun içinde mücadele edeceğini söyleyen Armancı sert mesaj verdi. Yaratılmak istenen modelle belediyelere çok kadük ve çıplak bir yapı kalacağını anlatan Armancı, ekonomik olarak batacağız dedi. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'nin duruşuna destek veren Armancı, o da gelinen aşamadan rahatsız ifadesini kullandı. Bizden görüş alınmadı, katkı koymamız istenmedi diyen Armancı, öngörülen modelin değişmediğini anlatarak tamamen özelleştirme mantığıyla gidilecek. Sarayönü meydanında dar ağacımızı kuruyorlar, bizden de alkış bekliyorlar benzetmesi yaptı. Armancı, Beski'de çok cesur adımlar atamadık. Bir tek Sayın Benli ile ben Beski faturalarını basalım ve dağıtalım diye uzlaştık. Beski'nin ileriye götürülmesinden doğan rahatsızlık vardı. İki ya da üç belediye dışında herkes Türkiye Yardım Heyeti'nin yatırımlarına muhtaç diyor Armancı. Bu haberi de kesip gönderelim, albümlerine koysunlar TC Yardım Heyeti. Çünkü bu haberleri Türkiye'deki merkezlere geçmez buradaki heyet. Sadece ekonomiyle ilgili cicim haberleri, pembe haberleri geçip kesip gönderirler ve bu tür haberleri göndermezler. Armancı ne diyor? Birkaç belediye hariç bütün belediyeler yardım heyetine muhtaç hale getirildi. Bu nedir bilir misiniz? Adı tek yanlı bağımlılık hastalığı. Evet. Önce bağımlı hale getirirsiniz, sonra da istediğiniz gibi idare edersiniz. Belediyelerimizi getirdikleri nokta bu. Minareliköy Ayşe öğretmen ağladı. Yaklaşık bir yıl önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak cuma günü tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Göksu dün Minareliköy'de toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Göksu'nun cenazesinde yakınlarının gözyaşları sel oldu. 28 yaşında öğretmen Ayşe ne yazık ki hastalığa yenik düştü. Sabırlar diliyoruz yakınlarına, sevdiklerine, bütün Minareliköy halkına. Balıkesir köyünden 74'te göç etmek zorunda kalan Kıbrıslı Rumlar 41 yıl aradan sonra ikinci kez dün köylerinde ayin düzenledi. Barış dilediler, iyi bir şey. Ve Türkan yarı finale kaldı. O Ses Türkiye yarışmasındaki Türkan Kürşat dün akşam yarı finale kaldı deniliyor değerli izleyenler. Star Kıbrıs'la devam ediyoruz. Kıbrıs televizyonlarının kapanma tehlikesi devam ediyor. Geçen hafta RÜT'ün bazı televizyon kanallarının kapatılacağı yönünde aldığı karar uyarınca bu kanallar içinde Kıbrıs'tan Tematik ve Diyalog TV kanalları bulunuyor. Ve detayları da var. Kapatılmanın önlenebilmesi için siyasilerin devreye girmesi gerekebilir diyor. Nedenleriyle ilgili bir bilgi var mıdır haberi içerisinde? Yayın Yüksek Kurulu Başkanı İlkay Diren bir gazeteye verdiği röportajda sıkıntının giderilmesi için RTÜK'te görüşme yapıldığını ve konunun çözülmesi yönünde adımların atıldığını, kapatmanın söz konusu olmadığını belirtti.
Öte yandan Rüt'ün kararını henüz geri çekmediği ve nadir zamanlarda aldığı kararı geri çektiği yorumları yapılırken kapanmanın önlenebilmesi için Kuzey Kıbrıs'tan yetkililerin Türkiye yetkilileriyle yüksek seviyede temasa geçmesi kulisleri konuşulmaya başlandı. Diren özel televizyonların Türkiye'deki büyük yayıncı kuruluşlarla haksız rekabet yaşadığının da altını çizerek ayrı bir konu bu. Genel anlamda bütün televizyonları da etkileyen bu yüzden özel yayıncı kuruluşların gelişimlerinin çok yavaş olduğunu, çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Hükümet programında yer alan haksız rekabetin etkilerinin azaltılması amacıyla bir fon oluşturulması konusuna da değinen Diren, YK olarak yayıncı kuruluşların gelişmesi, ilgili devlete düşen görevin tamamlanması açısından fonun oluşmasına destek verdiklerini söyledi. Evet. Ve detayda daha sonra aktaracağımız detayda bir da haber var. Televizyonlarına ilgili. Bu arada bir arkadaş mesaj attı. Bu rakamlarla diyor Türkiye bizim beslememiz oldu. Evet, ben de bu yani, bakış açısını çok beğendim. Yani Türkiye bizden, biz Türkiye'den ithalat yapmazsak Türkiye'ye batacak gibi bir durum oluştu. Evet. Böyle de bir bakış açısı güzel. Devam edelim Sel Kıbrıs'la. Yine enerji görüşmeleri endişe nedeni Dışişleri Bakanı Emine Çolak, çözüm öncesi Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlayabilecek enerjiyle ilgili yapılan görüşme ve anlaşmalara endişeyle baktıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kasulides'in ortaya şart olarak koyduğu sorunların müzakere masasında olan konular olduğunu ifade ederek, müzakereler devam etmektedir. Bu nedenle devam eden görüşmeler sürecinde bu şekilde açıklamalar yapılması çözüme yardımcı olmaz. Görüşmeler sürdüğü için şu anda kimse koşul öne sürecek durumda değildir. Yapılan bu açıklamayı zamansız ve gereksiz buldum dedi. Her anlaşma tabii ki önemlidir çözüm öncesinde. Ama işte su konusunun da sonrasını bağlayıcı olduğu yönündeydi yapılan uyarılar. Evet, Afrika'da da su var ama bu deniz suyu ve denize aktığı söylenen başka bir su çeşidi daha var. Sabah sabah söylemeyelim ama neyse, yazdığına göre söyleyecek. Kanalizasyon suyu ya da tuvalet suyu. Merit Park Otel'den denize kanalizasyon borusu. Deniz koktu diyor Afrika. Kayaların arasından sarkıtılan borudan denize lağım suları boşaltılıyor. Bu memlekette her isteyen para babası her istediğini yapıyor mu? Yok mudur bu rezalete dur diyecek olan? Korkunç bir deniz kirlenmesiyle karşı karşıyayız. Denize indirilen Kratos Otel'in borularının da kanalizasyon borusu olduğu belirtiliyor. Tüm yetkilileri ve çevrecilerimizi buna müdahale etmeye çağırıyoruz. Topraklarımız elimizden gitti. Dağlarımızı yiyorlar. Şimdi denizlerimizi de mi kaybediyoruz? Denizleri çoktan kaybetmiştik zaten. Ve 11 milyon 250 bin dolarla ilgili Ercan konusu, BKP Ercan'daki yolsuzluğun hesabını verin dedi. Detayla devam ediyoruz. Uydu dönemi kapanıyor. Detay gazetesi özel televizyon dosyasını açtı. Ülkede yayın yapan özel televizyonların işletmecileri, yöneticileri, özellikle son günlerde gündeme gelen televizyonlara ödenen uygu katkı paylarının artık ödenmeyecek olması konusunu gazetemize değerlendirdi diyor Detay gazetesi. Ülke televizyonlarına devlet tarafından verilen katkı paylarının kesilmesi gündeme geldi. Televizyonların uydu yayını yapmasında önemli bir katkı payı konumunda bulunan bu paranın kesilmesiyle birlikte birçok televizyonun artık uydu yayını yapamayacağı, öte yandan evlerden ülke televizyonlarının seyredilebilmesi için yeni bir yatırıma ihtiyaç olacağı, bununsa yine vatandaşa yansıyacağı öğrenildi. Ve detaylar var. Sinin yaptığın açıklamada var yine. Detaya yaptığı açıklamada Sami Yusuf'un devletin katkı payını kesmesinin gündeme geldiğini, zaten verilen bu paranın TürkSat'a ödenen parayı bile karşılamadığını, her televizyonun ekstra ücret ekleyerek uydu yayınlarını sürdürdüğünü vurguladı. Televizyonların haksız rekabet altında ezildiğini kaydeden Yusuf'u, yayın kuruluşlarına sahip çıkılmaması durumunda bunun yayın kuruluşlarının küçülmesi, güçsüzleşmesi, basitleşmesi ve kalitesinin düşmesi anlamına geleceğini, bunun ülkenin kültürünün, siyasetinin de bitmesi anlamını taşıdığını sözlerine ekledi. Benim bir önerim var. Buyur. Televizyonlar Birliği yok mu bu ülkede? Var. Bütün televizyonların bundan çıkma yönünde karar alması durumunda ne olur?
Yani sonuçta günün sonunda o olacak ama... Eğer birlik olabilirse televizyonlar, yani biri ben her ne şartta olursa olsun bir şekilde bulur ve bu parayı öderim derse ve birlik olarak hareket edilmezse bir şey değişecek değildir bu ülkede. Ama bence bir denemek lazım. Yani tek sesliyle geri dönüş nasıl olur? Yani bir tek BRT'nin ayakta kaldığı bir modelle nasıl yürür bu ülkede işler? Bir de oradan bakmak lazım. Sadece BRT değil, büyük sermayenin medyası. Yani Türkiye'nin, Türkiye'deki sistem zaten tam da bunu anlatıyor. Türkiye'yi işte birkaç büyük holdingin yayın organı idare ediyor. Yıllardır bu böyle. Dolayısıyla oradaki sistem buraya da gelecek. Yani bu cenderenin altından zaten gazeteler en başta en büyük sıkıntıyı gazeteler çekiyor. Dünya ölçeğinde yazılı basından süratle uzaklaşıldığı için ve internet medyasına yenik düşüldüğü için. Dolayısıyla burada bizim çok seslilik konusunda ciddi katkıları bulunan medyamızın kökü kezzap suyu dökülerek, kezzap suyunu döktüğünde tekrardan çimlenme olmaz. Yani kestiğinde tekrardan açar. Kesme değil bu. Doğrudan kezzap suyu dökülüyor yayıncılığın köküne ve bunun köküne kezzap suyu döken siyasiler farkında değil ki aslında siyasetinde köküne kezzap suyu döküyorlar. Çünkü Türkan çıkıyor ya işte Türkiye televizyonlarında da biz aman bu çocuğa destek verelim diye ölüp bitiyoruz toplum olarak. İyi bir şey destek vermek. O noktaya geleceğiz. Yani Türkiye'deki bir televizyona çağrıldığında o zaman siyasetçi de Türkiye'deki bir gazeteye velev ki çıkarsa 15 senede bir siyasetçi, o da cumhurbaşkanı olur ya da çok böyle flash bir isim olur günün sonunda. O zaman ya da o günkü politikaya, hükümete uygun konuşacak bir isim olur ve çıkar. Yani o noktaya gelinecek. Dolayısıyla şimdi Türkan'la yarışmadadır ya, günün birinde bizim siyasetçiler de o yarışma gibi çıktığında diyecek ki ha bizimki çıkıyor şeye. Çünkü bu medya bittiğinde siyasetçi de bitecek. Farkında değil siyasetçi ki konuştuğunda saray önünde sadece saray önündeki 3 kişi duyar kendini ve medya olmazsa kimse duymaz bunu. Bu şekilde okumadığı sürece evet. Siyasiler tabii yani ben işte kültüre, sanata, bu ülkenin tarihine, geçmişine, dünle bugün arasındaki köprü olmaya dönük medyanın işlevini hatırlatacak değilim artık. Çünkü bu konuda çok da konuşmama kararı aldım kendi çapımda. Hem bizim camianın ikircikliği tavırları nedeniyle hem de siyasilerin anlaşılmaz, anlam verilmez, hesapsız, kitapsız, mantıksız tavırlarından ben bıktım, usandım artık. Dolayısıyla buyursunlar, istediklerini yapsınlar. Dünya'nın Yüksek Kurulu Başkanı İlkay Diren de yeni düzene uzun uzun mülakat verdi sevgili Ödül Aşık Ülker'e. Çok net biçimde söylediği televizyonlar ve yayın kuruluşları batacak, kapanacak. Buysa istenen, buyurun, go ahead, devam edin. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben bunu söylemekten usandım artık. Birinin de dinlediğini de zannetmiyorum. Kimsenin de umurunda değil, açık ve net. Çünkü herkes oturduğu yerden bakıyor meselelere. Ama bilmiyor ki herkes oturduğu yer geçici bir oturmadır. Evet. Peki, devam edelim yine. Türkiye garanti mektubu Kıbrıs müzakerelerinde Türkiye'nin de müzakerelere aktif müdahil olması yönünde yeni bir girişim başlatıldı ve bu çerçevede Kıbrıslı Rumların Türkiye'ye garantilerle ilgili yeni bir pozisyon belirlenmesi için yeni üçlü ittifak anlaşması talebi iletildiği açıklandı. Güneyde yeni bir faşizm dedi detay. Kıbrıs'ın güneyinde seçime sayılı zaman kala siyaset eliyle faşizm yine hortladı. Üstelik bir kez daha müzakerelerin ivme kazandığı bir aşamada Komünist Akel Partisi seçim kaygılarıyla iki toplumlu koronun Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinliğe katılmasına Türkçe şarkı söyleneceği gerekçesiyle izin vermedi. Müzakereler çerçevesinde iki toplumlu eğitim komitesinin barış kültürünün geliştirilmesi yönünde çalışmalarına başlayacak olduğu bir aşamada böylesi bir olayın yaşanması
arttıysa çözüm umutlarına yeni bir gölge düşürdü deniliyor. Kıbrıs'ın çocuk gelini büyüdü, Kıbrıs'ın çocuk gelini büyüdü, kocaman kadın oldu. Şimdi kendi adıyla çocuk gelinleri resim sergisinde anlatıyor. 13 yaşında gelin ve 15 yaşında anne oldu. Şimdi o anne şefkatine en çok ihtiyaç duyan çocuklara annelik yapıyor denilmiş. Detayları da iç sayfalarından. Evet, sevgili Çamay da aynı konuda Sim Art'ta söyleşi yaptı. Dolayısıyla izleyemeyenleri ekran başına ya da kanalsim.com'daki portaldan izleyebilirler diye uyaralım. Halkın Sesi 26 bin seyri sefersiz araç yollarda manşetiyle çıktı. Ülkedeki trafikte aktif olarak kullanılan 175 bine yakın araç var ama seyir halinde olan 26.090 araçta seyri sefer bulunmuyor. Devlet de seyri seferlerin %40'ını toplayamıyor. Seyri sefer konusunda yapılması planlanan tüzük değişikliğiyle araç sahibinin aracını kullandığı kadar seyri sefer ödemesi hedefleniyor. Vatandaşın her yıl yüklü miktarda yaptığı seyri sefer ödemelerini akaryakıt ücretlerine yansıtarak çözüm bulunmaya çalışılıyor. Buna göre araca her yakıt alındığında seyri sefere de ödeme yapılmış olacak. Devlet de günlük kazanç sağlayacak. Ödenmeme durumu ve kayıtsız olma durumu da ortadan kalkacak. Motorlu Araç ve Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, tüzük değişikliğinin yanı sıra araç devir işlemlerinde de gerekli bazı düzenlemelerin çöken sistemdeki olumsuzluklara olumlu yansıyacağını ve devletin kasasına kar getireceğini vurguladı. Akın, vatandaş yılın sonunda 1000 TL veya 2000 TL ödemek yerine benzin alırken kuruş kuruş ödeyecek, yürürlüğe koymaya çalıştığımız bu uygulamayla yılda 1000 kilometre yapan bir sürücü ile yılda 10.000 kilometre yapan bir sürücü aynı rakamı ödemeyecek. Kim ne kadar kullanırsa onu ödeyecek dedi. Birazdan radyo gazetesinde konuk olacak Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın ve hem ülkemizdeki araç piyasasının durumunu hem de bu seyri seferle ilgili önerinin detaylarını anlatacak. Girne Üniversitesi Vakfı meslek liselerine yoğunlaşıyor denilmiş ve iki toplumlu koroya yasak iddiası burada da yer almış. İki toplumlu koroya elbette bir yasak getirildiyse ve bu yasak Türkçe şarkı söyleneceği gerekçesiyle alındıysa yapanlar, bu kararı alanlar ayıp etti. Ama yıllardır iki toplumlu koro şarkılarını söylüyor çeşitli mekanlarda. Bugüne kadar iki toplumlu koroyu bu şekliyle değil, şimdi yasaklanınca gören medyaya da sevgiler, saygılar. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Kandırmaca başını kullandı Vatan Gazetesi. Aktarmadık değil mi bu haberi? Yok, onu evet. Henüz aktarmadık. Evet. Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminde hakları yokmuş ve Kıbrıs Rumlar tarafından gasp edilmemiş gibi Yunanlılar yeni ittifak anlaşması önerdi. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs arasında yeni bir ittifak anlaşması yapılsın. Kıbrıs'ı Türkler yönetime katılacak. Bunun karşılığında ilk gün 20 bin Türk askeri gitsin, kapalı Maraş ve ara bölge verilsin. Anastasiades ve Rum yetkililer çözümün eşiğinde olunmadığını göstermeye çalışıyor dedi Vatan Gazetesi. Kendini Kıbrıs'ı Türk olarak hissediyormuş Fatih Terim. Ve bu da Vatan Gazetesi'nde. Özgür Günden Kıbrıs konusunda uyarı. Son zamanlarda Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak çıkışları var. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgür Gün'ün. UBP Genel Başkanı Özgür Gün, Kıbrıs Türk halkının Davos dönüşü, Ocak ayının son liderler toplantısından sonra müzakere sürecine ilişkin yapılan açıklamalarda hala iyimserlik sergilendiğini, etrafa umut saçıldığını, hayretler içinde izlediğini belirtti. Anastasiades Kıbrıs'ın birleşeceği güvencesi vermiş. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades'in ülke yönetiminde olduğu 5 yıllık sürenin sonuna kadar Kıbrıs'ın yeniden birleşeceğine dair güvence verdiği belirtildi. Ve ortamda da aynı haber var. Anastasiades'ten güvence. Geç olmadan önleminizi alın. İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları birliğinden işverenlere çağrı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, devlet denetimi ya da iş kazası olmasını beklemeden işletme ve çalışanların güvenliği için çok geç olmadan risk değerlendirmesi yaptırarak çalışanlarını eğitmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda işverenlere çağrı yaptı. Başkan Uğur Ergün,
ülkede yeterli bilinç uyanmadığı, ayrıca devlet tarafından yeterli ve etkili denetim yapılmadığı için iş yerlerinin işçiler, vatandaşlar ve çevre için tehlike arz ettiğini kaydetti. Domados Celebis, AKEL Genel Sekreteri Kibriyanlı'nın Türkiye ziyareti heyetinde yer alan AKEL Kıbrıs Sorunu Bürosu Şefi Domados Celebis, Türkiye garantileri görüşmeye hazır dedi. Celebis, Ahmet Davutoğlu ile görüşmeleri sırasında Davutoğlu'nun kendilerine Türkiye'nin çok fazla sorun olduğunu ve Kıbrıs sorunu sebebiyle bölgede istedikleri rol oynayamadıklarını, bu yüzden de sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini açıkça söylediğini savundu. Bisikletli gönyeli kampanyası bugün tanıtılıyor ve dikkat, sürat tespit kameraları artık yolda, peşinizde. Evet, yollarda aracın içinde polislerin kullanabileceği radarlar bugün yola çıkacak. Dolayısıyla bugünlerde herhalde epey de kullanılır. Umarız ki 100 kilometre sınırının aşıldığı ve aşırı süratin yapıldığı yerlerde özellikle, yani sabit kameraların görev yapamadığı noktalarda bu iş yapılır ve aşırı sürati tercih edenler de bundan etkilenip süratini birazcık düşürür. Bir can bile kurtarsak kârdır trafikte. Değerli izleyenler, gazetelerin ön sayfa ayrıntılarına baktık. Basında bugünün sonundayız.